Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün çiçeklerimin açışını, gelişimini göstereceğim tekrardan size. Böyle zaman zaman göstereceğim demiştim. Biraz da rüzgar var, tozlar da boğazıma gidiyor ama arkadaşlar ben birkaç gündür köydeydim, 3-4 gündür beri. Hiçbirinizin şeyine cevap veremedim. Yorumlarına cevap veremedim. Kanallarınıza ziyarete gelemedim. İnşallah geldim Mersin'e. Şimdiden sonra hep kanallarınızı ziyaret edeceğim. Yorumlara cevap vereceğim Allah'ın izniyle. Herhalde geçen cumadan beri yokum yani arkadaşlar. Yeni geldim Mersin'den. Mersin'e. Köyde yayladaydım yani. Ben de çiçeklerimi tekrardan görünce böyle çok hoşuma gitti. Dedim sizinle paylaşayım dedim. Çünkü renk renk açtığını görünce ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle şu çiçeğimin rengi nasıl dönmüş bak. Şeker begonyası. Arkadaşlar maşallah maşallah şuna bir bakın. Şu da aynı şeker begonyası. Yaprağı tabii bunun yaprağı siyamsı bir yaprağı var. Böyle kahve rengi. Evet böyle ya. Rengi de az hem kırmızıya hem pembeye dönük bir şey. Toz pembe. Arkadaşlar şu toz pembeydi. Bembeyaza döndük. Biraz gölgede kaldı herhalde bu bence. Gölgede kalınca bembeyaz oldu. Şunu şöyle koysam da şunu öne koysam nasıl olur bilmiyorum. Şöyle koyayım bakayım. Güzel oldu. Evet. Ben bunları arkadaşlar bu Emine Hanım'ın gönderdiği bana telgraf çiçeği herhalde. Bu telgraf çiçeği tahminime bu da. Ne kadar güzel kardeşlendi. Şuna bakın. Saksısı çok küçük ama koyduğun zaman da güzel gözüküyor Allah var. Şurada kurdane çiçeğim var arkadaşlar. Ardam getirmişti. Maşallah bayağı oldu o da çok güzel. Şurada kolera bitkim var. Bu kolera bitkisini de köyden getirmiştim. Çiçek atacak ama ne renk atacak onu bilmiyorum. Arkadaşlar benim çiçek ekip çiçek büyüttüğüm saksı budur. Ben tutuyorum menekşe olmayan menekşeleri bunun dibine koyuyorum oluyor. Şöyle menekşeyi dalından şöyle şeylerim var. Yosunlarım var. Bu yosunların içine koyduğum zaman menekşeler güzel canlanıyor, kok atıyor. Koyduk bakalım inşallah olur. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Şu kardeşlere bir bakın şuradan nasıl çıktı. Bir tane buradan çıktı. Şuradan daha şurada cam güzeli dikmişim o bitti. Şurada kasım patı diktim o bitti maşallah. Şu tarafta da var. Şöyle şu aşağıya. Şurada. Aha gördüm. Arkadaşlar her yerden çıkıyorum maşallah kardeşler. Bu koca kılıç çiçeğinin kardeşi. Ama bir türlü açmadı. Ben de ona üzülüyorum. Keşke atsa da şöyle bir görsem ben de nasıl bir çiçek açıyor. Çok güzel kokuyor diyorlar. Nasıl bir şey ben de anlamadım vallahi. Keşke açar da ben de görürüm. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Size en güzel çiçeğimi gösteriyorum. Kohlera küpelisi. Maşallah. Geçenlerde de tam göstereyim dedim. Pat kırılmıştı biliyorsunuz. Ama bir tanesi bitti onun da geri kalanı bitmedi. Şöyle şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ne kadar güzel açtı. Havada bir rüzgar var, bir rüzgar var. Hava kapalı. Bir yağmur gelecek herhalde tahminime. İnşallah rüzgarı sesi gidiyor evet, gelmiyordur. Yine kameramanım hep Nuriye benim. Arkadaşlar Barış çiçeğimi görüyor musunuz? Burada kardeşlendi. Doldu, taksi yok. Ayıracağım, bir türlü ayıramıyorum. Bu böylesine. Şeker begonyamı görüyorsunuz. Ya var ya kiraz begonyası, ne şeker begonyası. Benim de kafa daldı artık. Benim kafa da gidiyor arkadaşlar gittikçe. Kiraz begonyası bu da. Şuna bakın maşallah maşallah. Evet gelelim şeye. Arkadaşlar çilli begonyam. Maşallah Allah esirgesin. Kurban oldum ona. Şu güzelliğe bir bakın. Yakınlaştırabilir misin Nuriyeciğim? Bir dakika netleştireyim. Allah'ım esirgesin kurban olduğum Allah. Şöyle te yukarılarda yenileri çıkıyor. Ya şu şeker. Arkadaşlar kiraz begonyam tavana değdi. Tavana kadar vardı şöyle uzadı gitti.
Ha, bu çilli begonyam da uzadı gitti böyle. Arkadaşlar demişsiniz ki bizim begonya çiçeklerimiz abla açmıyor veyahut olmuyor demişsiniz. Sen niye ekiyor demişsiniz. Ha? Evet, buna da biraz bilgi vereyim size. Aslında biraz bilgi içerikli olsun diye ben bu videoyu hazırladım da. Arkadaşlar ben bahçe toprağına dikiyorum begonyamı. Bu hazır alma topraklara ne hiç ekmiyorum. Bu bahçe begonyasını köyden getirdiğim toprağa hatta hayvan gübresi falan bile yok bu toprakların içinde. Eskiden hiç hayvan gübresi falan koymuyordum. Sadece bahçe toprağını alıp gelip ektim içine. Böyle yani, başka da yok. Şöyle. Çok güzel. Bu da nazarı. Başka bir şey yapmıyorum. Sadece bu toprağı yapıyorum. Begonyalarım da güzel maşallah. Allah nazardan esirgesin ya Rabbim. Şöyle bazen dalları da eskidim alıyorum. Köhleranlarım görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şununla şu aynı zannediyorum. Allah'ım esirgesin, kurban olduğum Allah. Ben fazla dokunmayayım. Dokundum mu gidiyor. Sadece şöyle çiçekleri, yaprakları göstereyim. Benim çiçeklerini. Çok güldüğüm videom muydu? Aha şöyle. Gördün ya, şunu da yaklaştırabilir misin Nuriyeciğim şöyle? Ben kendim yakınlaştırıyorum. Evet şöyle. Maşallah çok maşallah. Güzel. Allah'ım esirgesin. Çok tatlı ya. Şurada Reyhan'ım var, bir komşum Reyhan verdi arkadaşlar. Çok güzel. Bağ makası, bahçecilik var ya. Bağ makası ya elimde. Böyle bazen rastgele buduyorum, bazen iyi oluyor. Arkadaşlar şurada yakut kolyem şöyle oldu. Maşallah çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar sanıyorum hepinizin ya böyle var ya Atatürk çiçeği kurumuştur. Ben biliyorum. Tahmin edebiliyorum yani iyi kötü. Benim de Atatürk çiçeğim kurumadı. Maşallah böyle ilerliyor. Yetişiyor. Güzel oldu. İnşallah bir hastalık falan gelip de çiçeğimi kurutmaz. Harika bir şey oldu yani böyle. Şöyle. Kiraz begonyam ne? Arkadaşlar şu bir baktım begonya kenarı çintirikli. Begonya kuruyordu. Bir baktım ki kurumuş. Yani güneş vuruyor. Güneş gitti ya. Şu yandan gel. Şu yandan anneciğim çek. Bir baktım arkadaşlar. Bu bir baktım kuruyor. Dedim bunun toprağında herhalde bir şey var. Toprağa bir döktüm ki 5-10 tane şey çıktı. Solucan. Ben çok severim. Solucan çıktı. Ondan sonra onları aldım. Bunları küçük böyle saksılara diktim. Maşallah tekrardan yeniledi. İnşallah iyi bir şey olacak. Aşk merdiveni. Arkadaşlar çok çabuk yetişen bir çiçektir bu aşk merdiveni. Hemen bir dalını getiriyorum, bir kökünü sokuyorum o toprağa. Maşallah hemen dağlara ağıyor. Böyle çok güzel oluyor. Harika. Tilki kuyruğu. Tilki kuyruğu çok güzel oldu benim. Ama ben tutuyorum, aralarda bir ilaç veriyorum. İlaç yapraklarını falan döküyor, bayağı mahvetti. İlaç da vermesem çok kötü. Şöyle. Ama kış, yaz arkadaşlar. Bu karades çiçeği hiç durmadan açtı. Beni hiç mahcup duruma düşürmedi. Kışın da açtı, yazın da açtı. Adı tilki kuyruğu ama karades. Şu da cam güzelim gene. Kırmızı, böyle kırmızıya yakın fuşya mı diyorlar, ne diyorlar. Aynı ondan açıyor. Başında yok ama. Ama şurada bir tane. Ama şirin olmuş arkadaşlar buna da. Şöyle domurları şirin olmuş. Hemen çaresine bakmam lazım. Şu şeye bakar mısın? Aloe vera. Arkadaşlar içi su dolu biliyor musunuz? Evet, onları yeniliyor diyorum ya ben, evet, sana aloe vera var. Ya, gerçekten su dolu, şuna bakın. Oh maşallah maşallah. O yüze de çok iyi geliyor. Evet, arkadaşlar. Aha kırdık galiba. Şey kırıldı. Ağaç kırıldı. Ha. Şu ağacın içinden bak. Gördün mü ağacın içinden nasıl çıkmış? Ey kurban olduğum Allah'ımı yarattı. Bu mercan küpesi arkadaşlar. Bunu da buradan kaldıramadım. Bir türlü kaldırıp doğru dürüst bir yere götürecektim. Şurada cam güzeli.
Bunun rengi çok güzel. Arkadaşlar şu begonyamı görüyor musunuz, yapraklarını falan? Allah'ım korusun. Çok şükür. Arkadaşlar hep şirin olmuş, unlu bitti mi olmuş bilmiyorum, yok. Yok. Ben bu çiçeklere hep ilaç vereceğim. Bu çiçeğin adı kara sevdaymış arkadaşlar. Bu da çıktı. En sonunda kara sevdayı da öğrendik arkadaşlar. Vallahi öyleymiş. Bu çiçeğin adı da kara sevdaymış. Bu kara sevda da gidiyor maşallah. Tamam, kara sevdayı çok seviyorum. Seviyor musun? Evet. Gerçekten o işte... şuradaydı değil mi? Evet, öbür taraftaydı. Ben bunun adını telgraf çiçeği biliyordum. Arkadaşım şey yazmış. Emoş abla, onun adı kara sevda çiçeği demiş. Ya en sonunda bak. Aşkın gözyaşı oluyor. Arkadaşlar. Aşk merdiveni oluyor. Kara sevda olunca çok mu? en sonunda kara sevda da oldu yani. Tamamlamış oldu. Yine burada kalınçım falan var. Yaprak güzelim var. Arkadaşlar şu begonyam, bu da artık ne bileyim begonyası diyorlar bilmiyorum. Bu tabi yükseliyor, bu yeri güzel olursa daha da çok büyüyor bu. Çok harika açıyor. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu aloe vera'yı gösterebilir misin? Şuna bak. Arkadaşlar gelen geçen çala çala böyle oldu. Çaldılar mı, istediler çaldılar mi? Çaldılar. Böyle kopara kopara gitti. Arkadaşlar kiraz begonyamı görüyorsunuz maşallah. Ah. Nuriye bazen dalı veriyor o kızım. Anam benim bu kameramana bir şey oldu. Şeyler çok müthiş. Bazen sakallım, bazen şuna bir bak. Esnerim. Şöyle şurayı tüm alabilir misin? Bir dakika şöyle uzaklaşayım. Ha. Evet çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar şu şeye bakın, kaktüslerime. Kaktüslerim. Şuraya arojman yapmıştım. Şuna bak. Yine çiçek açacak. Şuna bak, şuna şuna maşallah maşallah. Yine çiçeğe gidiyor. Bir iki tane açtı, kurudu. Yenişten çiçek açıyor. Bak şunlar yeniliyor. Arkadaşlar bakın, yeni kardeşler çıkmış. Maşallah maşallah. Ama bu böyle çıkmış. Bu sorun değil. Bundan başka yerde de var. Açıyor şöyle mi? Soku veririm. Bunu da şöyle. Heh. Evet. Bu sukulentlerim çok güzel oldu maşallah. Şöyle yeniliyor bakalım Allah azim verirse. Şurada şey diktiydim. Arkadaşlar bu da şey. Ne? Horoz übüğü. Horoz übüğü arkadaşlar. Bu iki tane çıkmış şurada. Ama bunları başka yerlere dikeceğim. Evet, bu da böyle. Selin Hanım'ın yaptığı işler. Evet, buyurun arkadaşlar. Buyurun. Benim Pelin dururken Selin getiriyor toprağı böyle. Döküyor burada, görmemişiz. Şu saksının içinde toprağı buraya dökmüş arkadaşlar. Yahu ikisi de perişan benim bu torunların, canım maşallah. Yaramaz. Anasını ağlatmış, yaramazlar. Neyse bunu biraz sonra toplayacağım tekrardan. İşte böyle. Aşk merdiveni şurada da var. Arkadaşlar benim çok güzel olur. Evet. Şu yedi kardeş kanı. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Aslında bu salon çiçeği arkadaşlar. Ama salonum olmadığından, doğru düz evimin içi hutubetli olduğunda olmuyor. Getirdim buraya, dışarıya konumlandırdım. Bunu hep aslında. Evin içine mi konuluyor? Evet, bu ev içine konduğun zaman evin içinin hutubetini veya başka pis havasını neydi alıyormuş yani. Ana çok iyi. Evet, çok güzel bir çiçek gerçekten bu da. Evet. Arkadaşlar bu para çiçeği. Para çiçeği daha bir büyük saksı alıp da dikemedim. Böyle garip benim burada duruyor. İyi, şuradan da filizlenmiş bak şuralardan. Bu çiçekçi Nuri Bey'den almıştım, bunları getirmiştim. Adıma da benziyormuş. Nuri sen... Nuriye. Evet. Senin adına da benziyor. Arkadaşlar bu da yılbaşı çiçeği. Aldığım yılbaşı çiçeği Şok Market'ten almıştım bir ara. Hep kardeşlendirdim. Şöyle. Ve yeni yeni filizler de çıkıyor maşallah. Evet arkadaşlar. Bu tarafımın çiçekleri de böyle.
Sizlere hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şöyle kohlera bitkilerimin, menekşelerimin yanında sizinle vedalaşayım, şöyle begonyalarımın yanında. Ben falan. O tarafa geçeyim, sen bu tarafa geç. He, ben o yanına geçeyim, ben bu yanına. Bir o yanına, bir bu yanına oraya geçerim abire. Evet, çünkü güneş vurduğu için arkadan evet. Gölgelik çıkıyor. Evet, Tümşen teyzeniz de geldi, orada oturuyor. Bir el salla arkadaşlarıma. Ha. Evet arkadaşlarım, canlarım. Bana tut Nuriye'ciğim. Sen tutuyorum. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Allah hepinizin hastalarına şifa versin. Dertlere deva versin. Borçlu olanlara ödeme kolaylığı versin. Kurban olduğum Allah. Kimseleri darda zorda koyma ya Rabbim. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Mersin'den kucağa dolusu selamlar gönderiyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.